Cumhuriyet Halk Partisi'nde 27 Aralık'ta gerçekleşecek olan Aydın İl Kongresi öncesinde CHP Kuşadası Eski İlçe Başkanı Soner Kaplan il başkanlığı için adaylığını açıkladı. CHP Aydın İl Örgütü binasında gerçekleşen basın toplantısına Nazilli İlçe Başkanı Ali Deveci, Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozda, Köşk İlçe Başkanı Mehmet Güldenk, Yenipazar İlçe Başkanı Kadir Pehlivan, Koçarlı İlçe Başkanı Mehmet Değirmenci, Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İncilova İlçe Başkanı Osman Gökmen, Kuyucak İlçe Başkanı Şehmuz Mızrak ve çok sayıda partili katıldı. Şehit Asteğmen Kubilay'ı ölüm yıl dönümünde andıklarını belirterek sözlerine başlayan Kaplan, "Gönül isterdi ki Türkiye'de iktidar olalım fakat olmadı. Olmadı diye pes edecek değiliz. Yarın yeni bir gün başlıyor ve biz her gün mücadelemize devam etmek zorundayız." dedi. Kaplan, "Kazanan CHP, kazanan Aydın olacak. Kimin kazandığının bir önemi yok. Önemli olan CHP'nin kazanmasıdır." şeklinde konuştu. Sayın ilçe başkanlarım, saygıdeğer partililerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Öncelikle 1930 yılında katledilen devrim şehidimiz Şehit Asteğmen Kubilay'ın ölüm yıldönümünü ve bütün şehitlerimizi saygıyla anarak sözlerime başlamak istiyorum. Bilindiği gibi Aydın İl Başkanlığı Kongresi 27 Aralık Pazar günü yapılacak. Bu onurlu görev bu çok değerli koltuk bizlere Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal'ın emaneti olan bu onurlu koltuk hepimizin yüreğinde bir heyecan yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde olan her bireyin, her emekçinin, her yoldaşın gönlünde, hayalinde, iş dünyasında heyecanla, arzuyla istediği bir makamdır. Benim de bu süreç içerisinde bu yola çıkarken 2008 yılında yönetim kurulu üyesi olarak başladığım 2 yıl yönetim kurulu üyeliği, 2,5 yıl örgütten sorumlu başkan yardımcılığı, 2,5 yılda ilçe başkanlarımla birlikte görev aldığım bir süreç yaşandı. Bütün ilçe başkanlarımla birlikte müthiş bir mücadele örneği sergiledik. Gerek 7 Haziran seçimlerinde, gerekse 1 Kasım seçimlerinde. Biz olan genel seçimleri yaşamadık. Karşımızda bir hükümet adayıyla yarış içerisine girmedik. Devletin bütün imkanlarını kullanarak karşımızda olan, hükümete talip olan bir siyasi partiyle yarış içerisine girdik. Bu süreç içerisinde 17 ilçe başkanımla ben yürekten kutluyorum. Bunu bütün konuşmalarımda dile getirdim. Bugün Kuşadası'nda bulunan 17 ilçe başkanı, Aydın'da bulunan 17 ilçe başkanı Aydın tarihi için bir şanstır. Gerçekten hepsi özverili, yürekli, fedakar, örgütleriyle birlikte gecesini gündüzüne katarak her iki seçimden de alnını rakıyla çıktı. Gönül isterdi ki Türkiye'de de iktidar olur. Olmadı. Olmadı diye pes mi edeceğiz? Vazgeçeceğiz? Hayır. Yarın bizim için yeniden bir gün daha başlıyor. Bunun umudunu vermek zorundayız. Bunun ışığını yakmak zorundayız. Bunu kim yapacak? 17 ilçe başkanımla birlikte örgütüm takdir buyurursa ben yapacağım. Bizler yapacağız. Hepimiz yapacağız. Biz hep birlikte yönetmeye geliyoruz. Bizim sloganımız bu. Biz hep birlikte aile siyasetine yön vereceğiz. İlçe başkanlarımla birlikte, il yöneticilerimle birlikte, belediye başkanlarımla birlikte, milletvekillerimizle birlikte. Hep birlikte yöneteceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugünkü adaylık açıklamama katılım gösterdiğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Bizlere gurur verdiniz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Pazar günü demokratik bir şölen havasında il başkanlığı yarışı içerisinde olacağız.
Şu ana kadar adayını açıklayan bayram kardeşim var. Hepimize genciz. Hepimize ilçe başkanlığı yaptık. Hepimiz örgüt içerisinde gayet sağduyulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine yakışır bir havada bu seçimlerimizi yapacağız. Topluma da buradan bir birlik, bütünlük mesajı vereceğiz. Ben bugün söylüyorum. Pazar günü bunu söylemeden bugün söylüyorum. Sonuçta kazanan Aydın olacak, sonuçta kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Kimin seçildiği, kimin yıl başkanı olduğu kesinlikle benim için çok önemli değil. Önemli olan Aydın'ın kazanması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması. Teşekkür ediyorum.